Yani şehir fena değil. Şimdi bence şu park muhabbetine bir parmak atalım. Nasıl atalım? Şöyle atalım. Bir durdur abi. Abi hem nüfus istiyor hem onu istiyor hem bunu istiyor. Böyle olmaz ama hocam. Burada da tren yolu muhabbeti var. Abi çok iyi projelendirmen lazım bu işi ya. Şöyle bir şey yapabiliriz bak, buraya bir sıkıştırma yapmak istersek şu bölgeye. Aslında burayı boydan boya yapabilirim de. Ben yine de şöyle bir... Yani biraz çok saçma oldu ama neyse. O ucu silerik olmadı. Ay şimdi bu otobana çok yakın olunca burası sıkıntı yaratabilir. Şu ince yerler falan var ya abi, buraları doldur, ev doldur buralara. Buralara full ev doldur. Hatta lan. Şimdi bir dakika ya, bu ses bir tuhaf geliyor. Kablo mu bozuldu abi ya? Kablo bozulmuş. Kablo bozulmuş, düzelttim, tamam. Kablo yapacağız kendimize, neyse. Buraları full yeşil boyadık. Mavi isteyip duracak biliyorum ama mavi istesin eşşi ol eşek, sorun değil. Asıl proje şuraya yapacağımız Luna Park'ın projesi. Şimdi. Bir dakika. Ben şöyle bir şey düşündüm hocam. Şu trafik rulesa bir gel abi, şu gavşaklara bir gel. Güzel, ışık yok. Ben şöyle bir şey düşündüm kardeşim. Şu yol var ya. Bu yolu buraya. Kötü durur. Direkt şuradan giriş verebilirim Luna Park'a, değil mi? Şimdi bir park, Luna Park. Luna Park neyi? Luna Park ana kapısı. Şu şekilde.
Oo, buradan verdik mi anamızı ağlatacak bizim ya. Vallahi yorar bizi bu. Şöyle yapalım. Şimdi Luna Park kapısını buradan koyduk mu? İçeri yürüyüş yoluyla koyacağım zaten de. O kurtarmaz hocam. Yapacağımız şey belli. Dur şimdi. Aç Luna Park ana kapısı abi. Nereden nereye kadar yapacağız bunu Luna Park'ı, o da mesele ya. Neyse. Şöyle. Ana kapıyı buraya koyabilir miyim? Koyarım ama buraya yan kapı koymak daha mantıklı. Şimdi dur. Bu ana kapısı. Gel bakayım. Luna Park yan kapısı. Luna Park yan kapısı. Çit. Tamam, çitlerimizi yaptık. Şimdi bu Luna Park'ın devasa bir alanı var ya. Bak tıklayınca böyle kocaman bir alan. Şimdi. Bu daha aşağı aşağılı bir kapıymış lan, dur. Ananı. Ulan olacağına bak ya. Tamam, bu ne?
Luna Park meydanı. Şimdi dur. Üç girişe üç ayrı meydan koyarız abi. Luna Park kafe. Gel. Abi burası hayvanülazim oldu yani ha. Yok abi, çiti patlatmak yok. Çiti patlatmak yok. Şimdi. Ne diyelim eşya? Çenef. Abi tuvalet önemli. Kadın erkek. Tamam. Şimdi bu oyun kabini. Bunlar çok küçük şeyler ya. O ucu oyun kabinlerini doldurduk. Tamam. Şimdi hayvan gibi Luna Park oyuncağı düşüyoruz. Güzel. Bu. Şimdi evet, 5 tane. Kocaman kocaman oyuncaklar koyuyoruz şimdi, dur. Bir tane bundan koyduk mu? Ha, bitmedi. Tamam. Çok iyiyim be. O gondolumsu alet ne? Şu mu? Ha, şu. Buradan bir tane şuraya mı koysam? Ama çok güzel olur. Dikkat çeker biliyor musun? Roller coaster. Dönme dolap. Korku treni. Buradan bir tane daha koy.
Allah'tan bir tane daha koy. Oğlum bu Luna Park olayını sevdi bu adam. Şehre dev Luna Park yapıyoruz. Dev Luna Park. Oyuncaklar arasından buralara geçiş atıyoruz abi mutlaka. Çapraz mapraz yaslıyoruz abi. Devasa Luna Park oyuncaklarıyla mesela ananı. Abi burası... Luna Park Cafe. Hediyelik eşya. Şuraya bir tuvalet. Güzel. Tamam. Çok iyi gidiyorsun be. Abi dev bir Luna Park yaptım buraya şimdi dur.
Luna Park'ımız 10 numara kardeş. Park alanını boya diyor. Güzel. Luna Park'ımı yaptım. Luna. Ama şimdi bu Luna Park'a illaki mike bir su tesisatı çekmem lazım. Şimdi. Güzel. Çok iyiyim be. Tamam. Sağlık hizmetlerinin boyu yetiyor mu buraya? Yetiyor, anasını satayım. Sıçtı Cafer, bez getir. Hadi bakalım. Ne halt diyeceğim şimdi ben? Durum kötü reis. Sağlığı ne yapacağız? Sağlığı. Mecburen koyacağız. Yani krematoryumla idare edeceksiniz artık. Şimdi şu onları da yaptık. Okul bas. Ve okullar var.
Nasıl olacak bu iş? Yani bir tane de lise lazım hocam. Şu ilkokul. Bu da lise. Yani üniversite şurada biraz uzakta ama idare edeceksiniz artık arkadaşlar. Parkımızı yaptık, bahçemizi yaptık. Şuraya ufak da olsa bir nüfus zamazingosu yaptık. Şimdi bir oynat bakalım Uğurcuğum. Abi alanı büyüteceğiz ama önce su. Suyun boyu yetmedi ala oraya. Dur. Tamam. Elektriğe bir bakalım. Şuraya evler yapılmaya başlayınca buraya elektrik gelecek. Sabret. Sabret kardeşim. Biraz daha ev yapın. Elektrikle su daha taşır. Bak. Buradan beslemesi lazım. Şu an beslemesi lazım. Yes man, işte bu. Güzel. Şimdi Luna Park'ımız cayır cayır çalışıyor. Buraya evlerimiz yapılıyor. Mavi istiyorsun. Mavi istiyorsun. Bu ne istiyorlar? Eğitimli çalışan yok. Eğitimli çalışan muhabbetini hatırlamıyorum ama bildiğim kadarıyla evet. Milletin bu zıkkıma ulaşılabilitesini arttırmam lazım da neyse. 3 tane Librori koyduk. Eğitimli çalışan istiyorsun. Kafasına sıçtığımın... Ulan... Adamı buldu, bu da kıllısını istiyor ya. Şaka gibi abi, bu nedir ya? Şimdi abi pille başım belada.
şaka gibi ya. Şimdi hocam. Bu tarafa mı, o tarafa mı? Vallahi 10 numara 5 yıldız iş yapıyoruz kardeş. Şimdi. Bu araya nüfus da doldurabilirim ama şu maviye biraz... Politika. Burada en önemli şeylerden birini unuttuk. Bakalım. Biraz da postane muhabbetini çözelim abi. Abi.
şimdi bu public library olayına nasıl yapacağız hocam? Ulan şansa bak ya. Nasıl su yok la? Hay ananı. Sığmıyor bu buraya. Hah. Oh be. Ulan bu public library ile iyi uğraşacağız biz ya. Tamam. Şimdi public library olayı tamam. O da otobüs olayını çözmemiz lazım. Abi buranın birleşmesi lazım orayla. Hayvan gibi trafik oluyor burada. Burayı birleştireceğiz abi.
Şimdi. Güzel. Buraları da dolduralım. Abi nüfusun artması lazım. Tamam. Abi olmuyor ya. Anasını sattığımın ya. Bak yemin ediyorum var ya. Tamam. Burası petrol sahası abi. Bu buraya petrol istasyonları falan kuracağım. Efendim? Hmm.
Ebenin tamam. Hadi hat oluşturalım. Şöyle, şöyle. Ulan. Evet, ananı avradını. Abi çok iyi gidiyorum ben. Hattı tamamladık. Hani yapacak bir şey yok. Otobüslü
Abi bu makineleri nasıl söndüreceğiz biz? Ulan. Helikopterler çalışıyor, çok güzel. Yangın helikopteri garajı. Güzel. Doldur oğlum burayı. Şimdi bir dakika escape. Işık yok. Bu ışıklar anamızı ağlatır yoksa. Ulan muafiyet müdahale birimi binasına kadar büyükmüş la. Afet müdahale birimi. Şimdi sen elektrik de istersin eşşoğlu eşek. Evet.
Artık bir afet müdahale birimimiz de var. Her bok varmış burada da be. Bu kadar şeyi akıl etmek çok zor hocam. Yani ben hangi birini aklımda tutayım be? Burası yeniden inşa et. Afet müdahale birimi bir işe yarıyor en azından. Tamam. Bu bölgede su sıkıntımız var. Dur. Bence çok güzel oldu şu an. Abi, şimdi bu kadar işi yaptıktan sonra şimdi bak. Tamam. Şimdi dur. Burada tren muhabbeti var değil mi hocam? Train. Ne bu? Tren istasyonu kargo yük terminal ediyor. Dur. Tamam. Tamam. Şöyle yapacağız. Thank you.
Dur şimdi. Şimdi su arkadaş, bu nedir ya? Çek su hattını, çek. Şimdi bir dakika, trafik rules, kavşaklar, kavşak, kapat şunu, kapat şunu. Tamam, şimdi şurayı petrol sanayisi için boyamam lazım, değil mi? Tamam. Burayı boyadık. Şimcik. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burası 10 numara 5 yıldız oldu hocam. Şimdi şuradan ESC'ye basalım, bir ışık, lamba, mamba, ne pok varsa onları bir kapatayım ben. Her taraf masmavi. Postane için. Al buraya bir postane daha koydum. Hadi. Hadi hayrını gör. Hadi. Hadi. Hadi iyisin. Hadi. Hadi. Şimdi hocam. Şöyle yapacağız burayı bak. Şuradan tutacağız. Buraya birleştireceğiz. Ve buradan tutacağız. Onu da buraya birleştireceğiz. Tamam. On numara beş yıldız. Gel bak, gel bak.
Güzel, ışıklar kapandı. Çok iyi, nüfus bas, nüfus bas. Tamam. Burası full nüfus olacak. Şimdi gel şu... Evet. Şu içten... ...90 derece bir çekelim. Evet, ne bu? Ana bina. Gel bakalım. Ana binaya koyduk. Ne bu? İşçi barakası. İki tane koy. Sanayi bakım binası abi. İki tane daha koy. Küçük petrol pompası, büyük petrol pompası. Dur şimdi. Buradan buraya elektriğin zıplaması için araya bir şey koymam lazım, değil mi? Şimdi. Şimdi. Ne yapacaktık? Evet, şimdi
Şimdi. Bu ne? Evet, şimdi pompaları çalıştıracağız hocam. Oğlum yüzlerce çıkacak lan. Burası çok fena. Abi burası çok fena kazandıracak bize var ya. Avradını. Bu ne? Çöp. Tamam, şimdi yol. Gel bakayım. Bana bana. Hadi.
şu malzemeler var ya. Şu ne binası lan? Şimdi şu ışığı kapat. Tamam. Şimdi pompaya dön.
Ulan. Ulan ananı. Anasını zattığım dadından yenmez şimdi. Bu ne? Full ulti petrol santrali değil mi? Hah. Şimdi hocam. Tutmayın beni lan. Oğlum ne petrol sanayisiymiş lan. Yap yap bitmedi anasını satam. Öf. Arazi büyük tabii. Şu elektrik yolunu bir çizeyim de mekan çalışsın abi. Bak şimdi. Hop. Güzel. Yaslan şimdi hocam. Arada kaçıyor ama. Hadi oğlum, hadi.
Ah. Oğlum hala çöp yetişmiyor lan. Şehir darmadağın oldu biz burayı kurana kadar da. Abi işte bu sanayi devrimi böyle bir şey herhalde. Bak orası boş ama. Hadi çakalım gitsin ya. Lay 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 la lay lay la lay. Ananı. Nasıl yeterli yakıt yok lan? Petrol sahasının üstüne kurdum oğlum. Şaka mısın anasını? Hmm. 3 tane postane koyalım buraya. Ne olur ne olmaz. Şunun çöpü sıkıntı hocam. Bir de elektrikle başımız belada hocam. Şurası var ya, şu köşe bak. Şu köşe önemli. Lalalala. Ne bu? Araştırma tesisi. Full oil. Oy. Bitmez anasını satam. Alıcı mı yok? Şurayı çalıştırmam lazım abi. Evet. Şimdi bu alıcı muhabbetini çözeceğiz. Yeterli doğal kaynak mı yok? Hadi canım. Bir de burayı tek tek yıkacağız değil mi? Bu ne oğlum ya?
Şu doğal kaynak yok demek. Bak kaynak bitti demek. Şakara karşı kaynaklar bitti. Şimdi hocam. Kaynaklar bitti anasını satayım. Kaynak mı kaldı? Burası 5 yıldızlı sanayi bölgesiydi. Dorpah morpah kalmadı anasını satayım. Ürünler için yeterli alıcı yok. Hatası veriyor. Bir dakika. Tıkla. Petrokimya. Şimdi hocam malı koyacağız hocam malı. Ya pek de petrol kalmadı, sömürmüşüz hepsini zaten. Yani burası sanayi bölgesi değil mi hocam? Petrol üretim makinelerim artık tek tek duruyorlar çünkü petrol bitti. Oğlum dur lan.
Bak şimdi bunların hepsini dolduracağız. Zaten mal kalmadı ki abi, hepsi bitti ya. Abi petrolü çok çabuk tüketiyoruz ya. Ben buraya dev bir sanayi bölgesi yapabilirim aslında. Abi perişan oldu, baksana malzeme burada. Fena. Şimdi hocam bir dakika. Mavi istiyor ama ben o maviyi vermeyeceğim ona. O mavi ne zaman versem başıma bela oluyor benim. Vallahi rezervler çok hızlı gitti lan. Şuraya bak. Oğlum çok çabuk bitirdiniz lan. Abi son kaynaklar bunlar. %30 dolu. Atık petrol. Atık petrol. Oğlum bir ara en güzel petrol zengini oluyordum lan.
Abi lanet olsun, rezalet bir şey bu ya. Az kaldı, az. Yani fena değil. Ya Balrog, sanayide hava filtresi sistemini açtık ama şu şuraya, burası full petrol şu an. Yani her taraf toz duman. Gerçi rezerv de bitti, çok bir şey kalmadı. Petrol rezervlerimiz bitti. Sonuna geldik yani, bir şey kalmadı, hepsi boşaldı. Bu kadar hızlı tüketeceğini tahmin etmemiştim ben de, çok hızlı tüketti yani. Helal olsun. Aradaki elektrik balansı mı gitti? Siktir et.
Ankara'yı sanayi bölgesi olarak işaretledik nasıl olsa. Vallahi PS5'te var mı bilmiyorum bu oyun. PC'de oynuyorum ben ama hani PS5'te yok diye biliyorum. Bir de bu kadar çetrefli bir şey PS'de oynamak zor olur ya. Burayı tekrar sanayi belgesi olarak çalıştırabilirim. Yeniden düzenleyeceğim o yüzden. Abi bu bir şaka mı ya? Bu kadar hızlı biteceğini bilseydim petrol rezervlerine hiç girmezdim ben bu işe. Bu ne oğlum? 2 dakikada içine etti hepsini bitirdi lan. Ya PS, Xbox yani ben o joystickleri falan kullanmayı beceremediğim için direkt PC'deyim abi yani. O joystickleri hiç beceremiyorum kullanmayı yani. Depolarımızda petrolümüz var, orada işlem yapmaya devam ediyor fabrikalar. Azar azar da ufak ufak buradan malzeme de çıkıyor. Az bir malzeme çıkıyor ama hiç yoktan iyidir. Bu arada burası böyle ilerliyor ama. Abi indir. Artık petrol muhabbeti. Abi nasıl bir petrol tüketiyorsa bu şehir ya, ne ara sattı bu? Ya daha tam hala bu oyunu çözmüş değilim abi. Bu oyunu kim programladıysa kesinlikle hepimizden zeki ya. Şurada 2 tane fuel oil santralinden elektrik üretiyorum. Yani burayı hiç bozmayabilirim ama şu kenardakilerin işi bitince indireceğiz abi. Her türlü indireceğiz. Allah'ım ya Rabbim. Aklınca orada toksiklik yaptı, gitti. Çok zekisin. Çok zekisin Balrog 981. Öyle bir stalkerlık da olmaz yani. Neyse. İndir abi. Anasını avradını satan bu ne lan? Artık petrollük bir işimiz kalmadı galiba kardeş. Yani elektriği gitti lan bunun. Dur. Taşı buraya koy. Artık elektriği var. Abi bu nasıl bir şey ya? Şimdi burayı dağıtıp yeniden sanayi olarak devreye almak lazım ama nasıl yaparız o işi ondan emin değilim. Şöyle bir indir şuraları hocam. Şimdi
Aslında şu arayı da temizleyebilirsin ya. Hay ananı. Yani çok az malzeme kaldı. Abi bu nedir ya? Atık filtreleme. Sendikalar. Akıllı evleri mi açayım? Neredeydi o? Ha şunlar. Açalım. Burada durum ne abi? Ya burası hala bir şekilde çalışıyor da. Şimdi buranın belirli bir düzeni var. Bu düzeni tarımda sıkıntı yok. Tarım döngüsel bir şey de. Ya hocam. Bu işletmelerdeki batma muhabbetini ne yapacağız? Hem büyüğünü ver hem küçüğünü ver anasını satayım. Ama sarı artıyor. Şimdi burada depolar dolu. Depoların dolu olması ile ilgili ufak bir sıkıntımız var tabii. Çek şuradan şuraya bir şey. Şu sanayiyi al bak. Boyama yap, boyama. Ha böyle koy. O incik çubuğu o halleder zaten. Şehrin geneline bir tur atalım abi. Ne durumdayız? Her taraf kamyon otobüs oldu. Boku çıktı zaten. Oo, beynim yandı. Şehrimiz gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Aslına bakarsan mevzu hiç de fena değil. Ama bu streamingde de bir sıkıntı yaşıyorum. Gece ne oluyor bu bizim internet hatlarına ya?
Evet, gayet güzel. Bu şehrin inşaatına ben yine devam ederim ama beynim yandı abi, sırtım ağrıdı artık ya. 3,5 saattir yayındayım abi. Evet, fena değil şehrimiz ama şunu biz bir kaydedelim. Oyuna bir isim ver, kayıda. Salladık bir isim. Kaydet. Evet, kaydettik. Evet. Gecenin bu saatine kadar abi oynadık da oynadık. Oynadık da oynadık. Ama bizim için artık oyun muhabbeti, yani bu gecelik en azından bu oyun için. Çünkü bir tarafım uyuştu abi yani artık. Bitsin, sonrasında şehrimizin inşaatına biz yine devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Yeni bir yayında tekrar görüşeceğiz. Allah'ın izniyle diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Oyunlarımızı, yani bu oyunu kaç gün oynarım, ne kadar oynarım hiçbir fikrim yok. Ama öyle yeni çıkan oyunları falan kovalamıyorum ben. Sevdiğim şeyleri oynuyorum. Bir tane şey var. Gerçi o sıkıcı biraz ama onu bir deneyeceğim. Turist Bus Simulator var, onu indirmiştim. Onu almıştım, satın almıştım. Hiç oynamadım onu, duruyor öyle Steam'de. Bir onu düşünüyorum ama yarın tabii yayına giriş çıkış saatimiz belli olmaz. Çalışan insanız sonuçta. Saat kaçta gelip gideceğimi ben de bilmiyorum. Sabit mesaide çalışmıyorum. Yarın olmadı, eğer yayına girebilirsem bir Turist Bus oynayabilirim. Belki bu gece bile oynayabilirim, hiçbir fikrim yok şu an. Yeni bir oyunda, yeni bir yayında tekrar görüşürüz arkadaşlar diyorum. Kendinize çok iyi bakın cümleten. Allah'a emanet olun. Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet.